Oldu. Hocam oralara thread dağıtılıp ekleyebilirsiniz. Ben dün kod yazarken çok hızlıydı internet. Hepsi de Tamam. geçti yani birkaç kere zaten. Ama geçmeyen hangi kodsa şeyine thread dağıtılıp koyabilirsiniz. Send keys yaptıktan sonra. Şöyle. Fark etmez. Oraya koyayım. Tamam. Şeyden alabilir. Common method de vardı sanki. Wait. Tamam. Çalıştıralım bir. İnternet çok yavaş herhalde bugün. Geldi tamam. Can bilesin. Bir yandan sizin çocukların dersleri var herhalde. Yok, ben arkadaşımdayım da benim oğlum evde. Şimdi arkadaşımın oğluyla FaceTime üzerinden beraber oyun oynuyorlar. Vay be. Maşallah. Amerika'dalar, bakalım bu kadar teknolojinin içindeler. Değerlendiriyorlar. Güzel. Ben de hepsi geçti. Sadece şu yedisini birden gönderdiğim geçmedi. O dün akşam da böyle oldu. Ben kodu yazarken 7 ile geçmedi. 8 yapınca geçti. Tamam. Şu an herhalde geçiyor beni. Bendekiler de hepsi geçiyor Şu gibi an duruyor. size geçtim Burcan. Tekrar şu an koştunuz mu yeni? Evet, şu anda hepsi geçti hocam. Valla bende de takılıyor da. Daha şey koydum. Ben hiç dat falan koymadım. Yani wait koymadım ama geçiyor. Ben de aynı yerde takılıyor. 62'de hata verdi. Şeyde asörsünde hata veriyor. Herhalde. Evet, hata verdim. Neydi? Nasıl aç element diyor. Şunu bulamıyor. Ondan önce. Evet, elementi bulamıyor. Ondan sonra asortion'da hata veriyor. Evet. Onu 57'de bulamadığı de. için onu bulamadığı için bunu da Evet, size yaptı. hangisinde kaçıncı satırda hata verdi hocam? Hangisinde hata verdi? İşte şu şeyde stick bar color RGB Tamam, var ya. bende de aynı yerde tabii. Onu bir şeyine gelebilir misiniz hocam? Locator'ına gelebilir misiniz? Locator'ı kontrol edelim. UI'dan. Hocam buradan kopyalayın elementi.
No such element exception verdiği yerdeki elementi kopyalayın. Hocam şeyden kopyaladınız mı? Hepsini mi kopyalayayım şöyle? Yok yok yok. Yok yok öyle değil. Biraz yukarıya gelin hocam. Şey konsolda. Element konsolda. Element bulamadığı yer neresi? Ha şu. XBET bilmem ne selektör var ya hocam. Onun içini kopyalayın işte. Ha. Şu yukarıda slash slash li diye başlıyor. Konsolun sağ üstü. Ama tabii şu anda bulamaz. Çünkü hepsi yeşil zaten. Şu anda hepsinin yeşil olmaması gerekiyor. Bu case hangisi? Burada renklerin ne olması gerekiyordu? Bu yani şeyden atıyor hocam. İlk string bar color regibi var ya. O bu metotteki şeyi kabul etmiyor. Yok yok ya ben de geçtim bunlar da. Geçiyor yani. Ama şunu demek istiyorum. Bizim buradaki strength barımız ne renk olması gerekiyorsa biz UI'de onu o renk yapalım da elementi buldum bulmadım diye öyle bakalım demek istiyorum. Bu green yani bunun color diyor. Tamam o zaman şey 4'ü green olacak herhalde öyle mi? Evet. Tamam. Şu an hepsi green değil mi? Kırmızı hocam. Tamam. Yazın bir şeyler. Çok yazdığınız için hepsi green olacak. Evet işte. A. B. Normalde çoktan olması gerekiyordu. Yeşil oldu hepsi. İşte hepsi yeşil olmadan önce bir dördü yeşil oluyor. Öyle direkt yakalayamadım ama. Hocam şimdi ben bir tane küçük A yapıyorum, bir tane büyük A yapıyorum, bir tane bire basıyorum, bir de ete basıyorum. Sadece dört tanesi yeşil oluyor. Tamam. 1'e basıyorsunuz. Yani 4... Ete basıyorsunuz. Sizde olmuyor. Niye olmuyor? Olması lazım. Yani 4 tane girdiğimiz zaman onun 4'ü de yeşil oluyor. Hocam birinci kriter büyük harfti değil mi? İkinci kriter küçük harf. Üçüncü kriter bir harf olması. Dördüncü kriter bir tane işaret olması. Beşinci kriter ne? Beşinci kriter de şöyle, biz 5 tane yaptığımız zaman kabul ediyor. Ama güçlü password olması için 7'ye tamamlamak gerekiyor. Önce küçük harf sonra büyük harf hocam. Hayır bizim, yani güçlü bir şey değil de bizim şu an kriteri sağlaması için en az 5 tane olması lazım, öyle değil mi? Hocam ben ekran paylaşayım mı ben? Olur hocam, buyurun. Bıraktım. Şimdi burası benim UI'yim ya. Ben bir tane giriyorum. Çünkü şöyle küçük harf, büyük harf ıvır zıvır diyor ama bunların sıralaması etki etmiyor. Tamam. Şimdi ben küçük A giriyorum, büyük A giriyorum. Bir giriyorum, et giriyorum. Şimdi bende de olmadı. Az önce yeşil oluyordu. Bir sesi refresh yapın. Ha. Şimdi olmuyor. Normalde 4 tane gönderince yeşil oluyor çünkü. Ben de az önce oluyordu. Hocam yani o 5 tane kriteri sağlandıktan sonra yeşile dönmesi lazım. Dolayısıyla yok. İlk etap şöyle oluyor hocam. Bir 4 yeşile dönüyor. Ondan sonra hepsi yeşile dönüyor. Hocam ben de diyorum ki anladım ben sizin dediğinizi de yani şey gelmesi için yeşil gelmesi için azami asgari şeyin
credential'ın sağlanmış olması gerekiyor. Asgari credential'da ben yanlış hatırlamıyorsam 5 tane şey var. Çünkü burada 5 tane çizgi var ya yan yana. O asgari kriterye onu kastediyor. Yani benim anladığım. Ya bilmiyorum ben. Dolayısıyla 4 tane olsa da gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Veya yani yeşil gelmez de ne bileyim yeşile yakın bir renk gelir gibi. Yani hani şu anda ispat edemiyorum tezimi tabii ki. Ama dün ben yazarken ben bu 4'ünü gönderdiğim zaman bakıyorum 1, 2, 3, 4. Evet 4'ünü gönderdiğim zaman 4'ü de yeşildi. Sadece bir tanesi renksizdi. Az önce siz denerken, sizde olmazken ben denediğim zaman yine 4 tane gönderdiğim zaman orası yeşil oluyordu. BRD'yi açabilir misiniz hocam? Siz hazır ekran sizde galiba. Nereleri paylaştım? Bir, iki, üç tane var. Ben 5 tane hatırlıyorum ama. Dört tane var. İşte bu 4'ünü gönderince 4 tanesi yeşil oluyor hocam. Tamam o zaman. Yani şu anda UI'de bir tuhaflık var. Bunu tabii ki de açıklayamıyorum. O yüzden belki de bulamadığı için hata veriyor. Yani düzenli bulamıyor çünkü. Evet. Sistemden kaynaklı. Yani mesela ben şu an ayrı ayrı çalıştırıyorum şeyleri, senaryoları. Çalışıyor hepsi. Şu yani 4'ünün yeşil olacağı da çalışıyor mu? O zaman onu da çalışmalı. Ha şimdi oldu bakın. Mesela şimdi 4 tane gönderdim. Evet. 4 tane yandı. Normalde böyle oluyor ama niye arada öyle oluyor anlamadım. Bakayım şu an. Beşincisi de o halde şey olabilir. Strong bir. Siz kaç 4 yer gönderdiniz değil mi? 4 çeşit olduğu için. Küçük evet. Harf, büyük harf, special karakter. Yani beşi azami, yani asgari sağladınız en az şeyi. Evet, hepsinden birer tane gönderdim. Bana diyor ki hepsinden birer tane gönder. Şuradaki değişikliği çek et diyor. Hepsinden birer tane gönderdim. Hepsinin değişikliğini çek ettim. Daha sonra da diyor ki strongest olması için diyor. En az 7 olması lazım diyor. O yüzden 5. koşulda 7 tamam. 5. koşulda ben onu soruyordum. Tamam. 5. koşulda evet. En az 7 tane olması lazım. Tamam. Evet. Tamam şimdi oldu. Ama mesela şimdi strength olmuyor 7 tane girdiğim zaman bile. 6'ymış pardon. Hah şimdi oldu. Tamam. En son 7 girince de 5'i birden yeşil oluyor. Peki şeyden locate'i niye bulmuyor bizde? Çünkü az önce de bende şey oldu ya ben şimdi onu nasıl locate ettim? 4 tanesi yeşil olacak şekilde locate ettim. Ama bizim 4 tanesini göndermemize rağmen bu sarıda kalıyor. Bakın şimdi de kaldı. Az önce yeşil olmuştu mesela. Şimdi peki şey dener misiniz hocam? Yani tamamını 7 tane girin. Yani strongest olsun. Strongest'a göre bir şey gönderelim. Locate. Bakalım o zaman ne yapacak? Hocam en sonki test cihazı öyle zaten. Hepsini 7 tane aynı anda gidiyor. Evet. Şu zaman geçmiyor. Ben şimdi yeni çektim şeyi ya kodu. Siz bir çalıştırın hocam. Yani 7'sini aynı anda gönderince char gönder şey digit gönderince renk değişiyor falan demek için bu sefer onu split yapıp işte equals bilmem yani çok uzayacaktı. Mesela 7'si birden gitti 3 oldu. Yani bu şu anda hata verecek tabii ki de. Evet mesela benim çünkü, bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Yani siteden kaynaklıydı hocam. Projeyi yaparken de sıkıntı olmuştu diye hatırlıyorum. Arkadaşın şeyinde. Zaten end-to-end testinde buna çok bunu koymuyorlar sanki. Veya işte şeyde demoda. Yani sayfa stabil değil gibi gözüküyor. Evet. Şimdi mesela ben bunu sisat yapmış mıyım? Yapmamışım. Hocam ben son yanlış mı? Ben 7.yi koştum. 7.de de şey verdi.
Allah Allah. No such element vardı. Olmasa bir weight koyun siz. Mesela ben 7.yi koştum, bende çalıştı. Mesela şu anda geçti. Evet. Hocam. Şu anda geçti ama nasıl geçti hala? Bu önceki mi? Benim inspect yaptığım sayfam acaba? Şu anda geçti mesela ayet. Bu son senaryoyu çalıştınız değil mi? Yoksa hepsini mi çalıştınız? Yok, sonuncusu şu. Hı. Abdullah Hocam, sizin diğer projede siz çalışıyor demiştiniz. Çalışan projede nasıl yapmışlar bu şeyi? Bakayım hocam. Bir çalışsın şu. Bir dakika, bitiyor zaten şimdi. Şeyse çok takılmıyorum. Zaten mantel hocasını anladık. Bence login yapmaya geçelim yani. Çok ne bileyim. Bizim burada derdimiz illa ki her şeyi %100 çözmek değil yani, biliyorsunuz. Amacımız mantığını anlamak değil mi? Doğru, o kısmı katılıyorum. Yani çünkü böyle şimdi yani tamam, uğraşmak güzel, ona bir şey dediğim yoktur ama şey oluyor. Arada böyle bu Gmail bankası sayfası biraz çok şey olduğu için bazen böyle çalışan kod sonraki gün çalışmıyor. Mesela bizim öyle olmuştu. Yani normal bütün kodlarımız çalışıyordu. Tam demonun olduğu gün Team Lead çalıştırdı. Çalışmadı mesela. Yani öyle bir şey olmuştu. Şu an şey hocam, ben de çalıştırdım baştan sona. Çalıştı hepsi. Bütün test senaryoda. Geçti mi? Tamam o zaman. Evet, şey geçti. Yapalım, geç. Geçti. Yani ben bir şey yapmam. Sadece, o zaman bir baştan bir şey yapabilir miyiz? Baştan bir alabilir miyiz? Hocam siz kısaca bir anlatabilir misiniz? Buyurun hocam. Şöyle. O zaman ben ekran alabilir miyim yine? Tabii tabii. Siz ekran alın. Eğer müsaitseniz tabii ekranı anlatmanız daha güzel. Çünkü ben yönlendirip şey yapmak biraz zor oldu. Şimdi ben önce UI'ye gittim. UI'da şöyle bir baktım. Dedim ki bu elementi ben nasıl şey yapmalıyım? Locate etmeliyim. Sonra şuraya tıkladım. Şuraya tıkladıktan sonra şurayı gördüm. Şurayı biraz sileyim. Şunları gördüm. Sonra bunları bu küçük harfte herhalde, hatırlamıyorum. Büyük harf yaptığım zaman işte rengin de değiştiğini, işte special karakter gönderdiğim zaman rengin ve numaraların değiştiğini, İşte bu bir sayı ulaştıktan sonraki şu anda yine 7'yi geçmeme rağmen sarı. Yine yani aslında bu bir bug, yani biz bug bulmuş olduk herhalde. Neyse, bunu fark ettim. Sonra da zaten bunun içinde de bu var ya. Ben dedim ki buradaki 5 tane güçlülüğü gösteren çubuğa ortak bir xpet yazayım. Ama yazdığım xpet'i parametrize edeyim. Neden parametrize edeyim? Çünkü her seferinde yani bir tane girdiğim zaman kırmızı kalıyor. 2 tane girdiğim zaman turuncu oluyor. 3 tane girince sarı oluyor. 4 tane girince yeşil oluyor. 5 tane girince bu sefer hepsi yeşil oluyor. Ve bunların hepsi değişiyor. Hiçbir zaman bu aynı şeye gelmiyor. Şurada mıydı? Şurada baktım ki bunlar hiç mükerrer olmuyor. Yani birbiriyle çakışma. Yani yanlışlıkla orangeken başka biri bu renk olmuyor. Yani hani sayfada orange varsa hiçbiri green'e dönmüyor. Neyse, bunu fark ettiğim için de öyle yazdım. Feature file'da hocam, background'umuz Gmail Bank'a tıklıyoruz, Login Mother'a tıklıyoruz, Register'a tıklıyoruz. Daha sonra there should be at least one lowercase olması lazım. İşte bunun için new password field'ine tıklıyoruz. Daha sonra lowercase o random olan metottan geliyor. Daha sonra red color'ın olması gerekiyor. Bu da step definition'larda şuraya yazdım işte step definition file'ıma. Red olduğu zaman 255.00 olması lazım. Önce new password field'ime tıkladım. Daha sonra lower case bir tane random ürettim. Onu gönderdim send keys'le. Daha sonra 255.00 reddi. Dedim ki bunun kırmızı olması lazım. Dolayısıyla bu değişkenlerin 255.00 olması lazım. Yani dedim. Yani assert ettiniz. Evet. De, yani bütün şeyler birbirinin aynısı. Bir de şeyi söyler misiniz? Bu locate yapan varken Styles'a geldiniz ya UI'da. Hı hı. Oraya nereden geldiniz? Ben hocam bilmiyorum ki, ben bir şöyle şey oldu. Misiniz? Şöyle tıkladım. Xpect deyince bana evet. Beraber geliyor. Herhalde ben bunu özden tıklamışım. Bilmiyorum. Size çıkmıyor mu Styles?
bakayım. Yok, çıkar. Normalde tıklayınca bende de çıktı ya. Normalde çıkması lazım. O sağda hemen style kısmı çıkıyor hocam. Yani hani UI'da da var bu değer. Tabii ki. Şurada yani. HTML DOM'da. Ama bunlar değişken. Değişken olduğu için buna güvenemedim. O yüzden de dedim ki hani burası daha güvenli. Olması gereken gibi. Hani rehber şu tarafa aldım. Sadece şu rakamları aldım yani. Yani yine bu test case'de hani olay şeyde çözüldü. Şu metotta. Evet. Bir öncekinde yaptığımız gibi sanki. Evet. Aha. Demo kadını da böyle yapmıştık ya. Saatleri falan. Ben bir dakika ekran paylaşabilir miyim hocam? Şey bu Stiles'a ben daha önce de şey yapmıştım da Abdullah Bey'le şey yaparken görememiştim. Şimdi özellikle sizden rica ettim de tekrar görüyor musunuz hocam? Evet. Ekranı. Hocam bakın şurada Stiles bende. Şimdi aşağıya doğru ittim. Fakat bende şey çıkmıyor. Renkler ya, mesela. Hocam inspect yapın. Inspector. Yok yok. Password renk onu kırmızının üzerine gelin hocam tam. Geldim. Yani bende göstermiyor nedense. Bakın geliyorum. Styles burada. Evet şu element style'ın içinde çıkması gerekiyor zaten. Evet. Hocamın o yüzden çıkmadığı için bence kabul etmiyor hocam. Yok on şeyle alakası yok. Bu UI'de bu teknik bir şey yapmak gerekiyor. Sanırım şu barlarla falan ben daha sonra bunu tek uğraşırım da. Ben özellikle şey yapayım yani acaba ben bir hata yapıyorum diye şeyden denesem. Bir şey yapın hocam. Farklı, o... bir, brav, farklı bir browser'dan denesem hocam. Olur. Belki ekrana o style o şey kısmını ya şey yapsanız. Ben yeni şeye geçtim. Neyse ben şey yapayım ekranı durdurayım da. Ben yeni Windows 11'e geçtim. Bütün şu hatlar falan karıştı. Neyi nereden bulacağımı da bilmiyorum şimdi. Mesela CIA nereden gideceğimi de bilmiyorum. Bakın. Hiç Windows 11 yükleyen oldu mu yeni? Yok ben hiç girmedim. Daha, sonra... daha çok ha, şey hocam ya dediler. Ben uyarı verdim. Ben daha yükleyeyim dedim. Şu bu sol taraftaydı yani klasikti. Şimdi girdi. Ben CIA nereden gireceğimi bulamadım. Yeminden uğraştım. Neyse ben şeyi kapatayım tekrar da ben kendim daha sonra bakarım. Tamam ben şeyi gördüm en azından nereden aldığınızı. Hı hı. Tamam. Şimdi şeye geçelim. In page'e. Burada bizim test case'imizde ne diyordu? Login page yapıyorduk. Yüzümü pasaport doğrula. Hocam doğru... benim burada ben bir hemen çok sıcak bir şey daha söyleyeyim. Ben tekrar aklıma geldi de bu hazır şeydeyken, UI'deyken bizim geçen gün şey oldu. Bu Amerika'da interview bir çalışması oluyor. Yeni bir grup yapmışlar. Oraya katıldım. Hı. Orada bir arkadaş bir interview sorusu sordu. PHP kodları. Hiç duydunuz mu daha önce? PHP şey gibi bir şey değil mi? C Sharp, Java gibi bir şey değil mi? Yani evet onun gibi bir şey. PHP kodlarıyla nasıl test edersiniz diye. Hiç rastgele oldu mu arkadaşlar? Ben gelmedim hocam. Yani bu yok, sormuşlar. Yok. Ben de şey hangi dili kullanıyorsunuz demişler. Yani PHP test yaparken ben Ayhan yani. Ayhan hocam. Efendim. Ben onu şöyle buyurun. Soruyu olduğu gibi not almaya çalıştım da yanlış ha, buyurun, evet. Olmasın diye. Sizin üzerinde çalıştığınız application create edilirken hangi dille create edildi? Arkadaşla başka bir yerden duydum öyle aklımda kaldı diye PHP ile create heh, edildi. Bak ben o kısmı kaçırmışım. Tamam şimdi yerine evet, oturdu. Evet. Siz galiba biraz sonradan katılmıştınız. Kaçırmış olabilirsiniz. Tamam o kısmı yani, evet evet o kısmı. Şimdi anladım. Üzerinde şimdi şöyle application hangi dille create edildi? Yani şöyle aslında bu bizi ilgilendiren bir durum değil ama tabiri caizse köşeye sıkıştırmak için developerlar bu mesela GMI'yi create ederken create etme aşamasında ne kullanmışlar? Hangi dili kullanmışlar? Ben onu araştırdım şeyden sonra. Yani ben de merak ettim. Ben şey dedim ilk başta Java dili kullanıyor. Sonra dedim ki yani şeyde eğer kodlarla ilgiliyse HTML dili kullanıyordu. Başka yani görmediğimiz bir şey cevap veremeyiz. Yani nasıl cevap verebilirim diye söyledim işte arkadaşa. Daha sonra ben araştırdım.
PHP'sin ya HTML kullanılıyor. HTML genellikle structured oluyormuş şeyde. Şeyde PHP'de kodun iç yapısıyla oluyor. Yani kodları şekillendirmeyle ilgili oluyor. Ve PHP kullanıldığı asıl yer şeyde API'de kullanılıyor. Yani backend testing'de kullanılıyormuş. Bunu da nasıl kullanılıyor? İnanın ben de bilmiyorum. Yani o kısma ulaşamadım. Aklınızda olsun. Böyle bir şey var. Yani HTML genel structure'da oluyor. Ki bizim yani anladığım kadarıyla bizim derslerde gördüğümüz şey hep HTML üzerine. Ya da PHP'ye hiç göstermediler. Orasını da bilmiyorum. Tamam, şimdi ben o kısmı demek ki kaçırmışım. Yani hangi dilde yazıldığı dendiği zaman o zaman yerine oturuyor. Yani o zaman direkt HTML diyeceğiz. Aklınızda olsun. Araştırmak hocam, isteyenler yine PHP diye girerse, bir de bir PHP, HTML, differences diye farkları diye girerseniz bayağı bir bilgi var internette. QA olarak bize bu sorulması yani biz yazmadığımız için çok ilgilendirmiyor sanki, değil mi? Hocam onu ben başına kaçırmıştım. Zehra Hanım dediği gibi yani şeyi bilmek gerekiyor. Yani hangi dilde kodlarınız yazıldı dendiği zaman ona direkt HTML'i vermemiz lazım. Tabii yani onu yazan kodlar yazıyor ayrı mesele ama biz hangi kodlar üzerine test yaptığımız gerekiyor. Aslında hocam yani biz bizim test yaptığımız dille create edildiği dil farklı. Yani bizi orası ilgilenmiyor. Zaten orası white box'a giriyor. Biz black box kısmıyla ilgileniyoruz ama bu biraz gerçekten real bir environment'ta çalışıp çalışmadığımıza dair tabiri caizse köşeye sıkıştırma sorusu gibi bir şey. Neyse tamam, onu bir araya sıkıştırayım diyeyim hazır. Teşekkür ederiz. Bu şeyi güzel şey yapıyor. Arkadaşlar benim tamam, çıkmam gerekiyor. Kolay gelsin. Tamam hocam. Devam edelim. Abdül hocam dördüncü şey neydi BRD'de? BRD'de login. Login page. Login, burada username, valid ve passport success message to login alıyorsun. Bir dakika. Should be option to cancel login. Bir de login'i option olarak şey yapıyorsun değil mi? Siliyorsun, iptal ediyorsun. Şu kısımda. Böyle geri gidelim. Şu değil mi? Login. Burada username diyorsun. Sonra bir new passport giriyorsun. Sonra sign in diyorsun. Sign in. Şu mesaj çıkıyor. Onu doğruluyorsun. Bir de cancel butonuna basıyorsun. Cancel deyip çıkıyorsun şeyden. Yani sign in butonuna cancel deyince zaten hemen sana şurada girdiğin login şeyini veriyor. Login ismini veriyor. Şimdi Burcu hocamın yaptığına göre burada şey yapmış. Apply username, apply passport demiş. Yani şeyden almış anonimkarla. Configuration properties'ten almış herhalde. Öyle mi? Evet öyle. Onları da şöyle kendisi oluşturmuş. Şurada şey böyle kendisi bir şey oluşturmuş. Yeni team 61. Şunları falan koymuş. Sonra click the signal demiş. Sonra apply the signal. Apply yani bir tane müşteri. Apply neydi? Ha, işçi. İşçi şeyi koyuyorsun öyle mi? Apply işçi demek değil mi hocam? Apply. Aynen hocam. Burada mısın? Nasıl hocam? Employee çalışan hocam, evet. Heh, çalışan. Tamam. İşçi çalışan. Evet. Aynen. Ondan sonra bunları hepsine bir de username koymuş. Admin koymuş. Manager koymuş. Yani ayrı ayrı şeylerde koymuş. Sonra bunu da senaryo altına göre yapmış bir de. Böyle. Hatta şeye göre yani data table'a göre yapmış. Sonra şu error mesajı aldığımız, please your error mesajı aldığımızı, bir de your
Passport is required. Passport error mesajı aldığımızı doğrulamış. İsterseniz bir çalıştırayım. Step definition'lara gelelim. Şeye koymuş. Burada yine common page'in içine koymuş elementleri. Yani ayrı bir şey koymamış. Burada hepsi var. Şöyle in page'in elementleri hepsi burada var. Bir dakika. Sonra işte click yapmış. Sonra tek tek username, passport göndermiş. Zaten sadece username, passport olduğu için başka bir şey yok burada. Sonra sign-in button'a yapıp click demiş, bekleme koymuş. Sonra iş şurada işte, user able to sign-in. Burada bir mesela state expert text demiş. Username is not displayed deyip common current username text box. Bu neymiş? Şu. Burası neresi? Burası neresi hocam? Burası şey, şu kısım. Herhalde şeyi enable oluyor ya, şey yapıyorsun, girince burasında şey çıkıyor ya, işte atıyorum appliyor diye çıkıyor mesela o. Anladım, burayı o değil de burayı geçmemiz lazım. Şeyden yani çok burayı veriyor hocam. Hangisi? İlk önce oraya gelmek için, yani login sayfasına girmek için şey yapıyor. Evet, ama şöyle biz önce mesela zaten login sign-in şurada link text'e göre almış mesela. Sign-in'i text'e göre almış. Hayır hocam, siz yanlış girdiniz de onu demeye çalıştım. Yani şeyden UI'den gelirseniz o şeyi geçmemiz gerekiyor. Az önce girdiğiniz yeri. Nasıl yani? Şeyi buraya kaldırın mı hocam biraz, ister aşağı indirin şeyi, inspection'ı. Ha, aşağı indireyim, tamam. Sign-in sayfasına girin. Bir kere sağdan sign-in sayfasına girin. Ha, şimdi locate edin. Tamam. Yo, anladım. Onu biliyorum hocam da şey oraya vermiyor. Şu şeyin locator'ı. Şu current username text box var ya. Current username text box. Linki almış. Yok hocam, şimdi şöyle. Şimdi mesela bir sign yap, username giriyoruz, new passport giriyoruz, sonra sign yapıyoruz ya. Sonra burada şey çıkıyor. Şurada senin yaptığın sign yaptığın şey çıkıyor ya. Ne diyorlar işte, login çıkıyor ya. Onun şeyini almış bu. Yani o aşama bittikten sonraki şey. Çünkü şöyle bakın, burada sign butonuna basmış, click yapmış. Sonra buna basmış. Buna gelmiş. Get text'ini almış mesela. Oranı. Siz neye bakmaya çalışıyorsunuz? Ben orayı anlayamadım. Şimdi hocam, şimdi şu kör şunu almış ya. Burada bu assertion içinde. Evet. Tamam, bunun şeyi bu. Locator'ı bu. Şu account menü var ya. Onu vermiyor mu diyorsunuz? Ha, o sign butonunda vermiyor. Yani şurada vermiyor. Bakalım. Bakın size açayım. Bakın. Tekrar buraya koyayım. Bak. Vermiyor. Tam gösteriyor ama vermiyor. Şeyi gösteriyor. Burayı gösteriyor. Yani çıktıktan sonra mesela şunu biraz aşağı indireyim. Cancel diyeyim. Bak. Geldiğin zaman burayı gösteriyor. Gördünüz mü? Çünkü şöyle hocam. Biz sign-in yaptıktan sonra biz bunu sign-in yapıyoruz ya, buna basıyoruz, sonra doğrulan mesajını alıyoruz, sonra şurada şey çıkıyor, mesela apply diyelim ki apply login'e giriyoruz ya,
veya işte customer, o çıkıyor, onu almış o. Orayı şeyini almış, geteksini almış yani. Çalıştırın yani, hocam. O zaten eğer yanlış şey varsa kodda çıkması lazım ortaya. Tamam, çalıştıralım. Bunu çalıştıralım. Ve ben hepsini baştan çalıştırmıştım. Dersten önce çalışıyordum. Login'de sıkıntı yoktu. Şimdi yalnız şey olabilir, bir ihtimal sizin baktığınız şey farklı environment'ta olabilir mi? Evalin olsa bak hocam. Ama ne ya? Ben de bakıyorum şu anda, bende de dediğiniz gibi input yani direkt username olarak çıkıyor. Niye öyle almış yani, onu ben de anlayamadım. Ya ben dedim ya hocam, sinyal yaptıktan sonra oraya o home'un kısmına farklı bir şey geliyor ya, bir yazı geliyor. Yani böyle işte atıyorum neyle girdin? Apple oyunlamayla girdin. Onu al, oraya koyuyor ya şey olarak, artık o şeydesin. Login desin. Yani onunla iş yapıyorsun. Hocam şeyi açabilir misiniz Ahmet, olmazsa bu dördüncü şeyi feature evet, açabilir misiniz? US 4. Bende run işareti vermiyor da. Feature'da. Çalıştırsın. Şöyle açtım. Feature 4. Normalde veriyor. Ben de hiçbirinde yok. Çok ilginç. Allah Allah. Daha bu siz en son şey derse başladıktan sonra ben yeniden yükledim de. Hocam şeyi yapın. Java 4 Cucumber yüklemeniz lazım IntelliJ'ye. Ondan sonra geliyor runner'lar. Hocam ben de diğerlerinde çalışıyor ama diğer klaslarda. Diğer feature'larda. Bu projeye yüklemeniz gerekiyor. Proje bazlı ya. Anladım onlar. Bu projeye şey anladım yap. Da diğer şeylerde var. Diğer feature'larda ikinci de hepsini çalıştırdı. Yeminden koştum ya daha. Şimdi hiçbirini de görünmüyor. Çok ilginç. IntelliJ bazen öyle yapıyor hocam. Bende de yeniden yüklediğimde sıkıntı oluyordu. Pluginlerden siz onu install edin. Manuel install edin. Bazen kendi install edemiyor. Hocam daha deminden yani bu üçüncü şeyi koştum da deminden o şey çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Onlar da vardı şimdi. Bazen çalışmıyor. Oluyor hocam. Geçen de öyle olmuştu ya. Arkadaşlarım kapatayım açayım. IntelliJ yapıyor hocam o şu şeyler maalesef. IntelliJ biraz gıcıklık yapıyor o konuda. Dediği hocam doğru yani. Yani mesela benim dün çalışmayan şey bugün çalışıyor bazen. Öyle oluyor. Yani çalışan şey çalışmıyor bazen. Ne girdi o? Anamın direktliği kapattım. Evet, hepsi çalışıyor. Şimdi buna bakalım. Yani login'de ama